odasına hoş geldiniz. Hekimseniz ve şiddete uğradıysanız 9'u tuştayınız. Hekimseniz ve şiddete uğradıysanız 9'u tuştayınız. Acil serviste kavganın çıkıp bizim hekimler olarak kendimizi o doktor odasına kitleyişimizdi yani. Benim için kırılma noktası oydu. Almanya'ya gelme kararını bir günde almadık. Bu süreç benim için veya başka birisi için kolay bir süreç değil. Hemen her gün neredeyse soru alıyorum. Bu son zamanlarda bence maalesef daha da artmış durumda. İsmim Duygu Öztürk. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2017 yılı mezunuyum. Yaklaşık 1,5 yıl önce İngiltere'ye eşimle beraber göç ettik. Bir üniversite hastanesinin acil servisinde görev alıyorum. Adım Cemil İzgi. İngiltere'de kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Ben Uğur Gökçelli. 2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Cizre'de zorunlu hizmet sırasında çalışırken Almanya'ya gitmeye karar verdim. Ben Duygu Keskin Gökçelli. Almanya'da 2019 yılından itibaren hekim olarak çalışmaya devam ediyorum. Uzmanlık eğitimi için yurt dışı aklımda olan bir şeydi. Ama özellikle Türkiye'deki zorunlu hizmet deneyimimden sonra bunu daha ciddi bir şekilde düşünmeye başladık. Pek çok sebebi var. Bunlardan ilki de bir hekim olarak çalışma koşullarıydı Türkiye'deki. Hangi şehirde çalışmak istediğimi Almanya'da ben karar verebiliyorum. Bu da çok önemli bir etken bence. Yani sen ne dersin? Evet, yani bugün uyandık ve evet Almanya'ya gidiyoruz gibi bir karar vermedik. En başta kariyer hedefi için gelmeyi düşündüm. Ve geldiğimde burada kalmak gibi bir niyetim yoktu ilk etapta. Doğu'da hekimlik yapmak yani zor diyebilirim. Hastanelerin şartları batıda olan hastaneler kadar iyi değil. Ve hekim eksikliği çok fazla. Yani biz bir ara bütün Şırnak ilinde sadece 3 genel cerrah olarak çalıştık. Yani poliklinikte günlük 80-90 hasta görmek zorundasınız. Ve o gün ameliyatlarınız da olabiliyor. Gece acil hasta geldiğinde gidip acile bakıyorsunuz. Günde 9-10 ameliyat yapabiliyorsunuz bazen. Bu hakikaten yani bir genel cerrah için yani çok yüksek bir sayı. Acil servisler ama şu an hem hasta sayısı olarak çok yoğun hem de aslında çok kritik hastaların her an gelebileceği bir yer. Bazen üzerinizde bir kıdemli olmayabiliyor. Bütün sorumluluğu almanız gerekebiliyor. Var olan bilginizden ve becerinizden daha yüksek, daha fazla bir sorumluluğu almak tabii ki de inanılmaz bir stres kaynağı. Ben İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde asistanlık eğitimimi tamamladım. Ayda 10-11 ortalama nöbetimiz vardı. Yani aralıksız 45-50 saatte hastanede kaldığınız dönem olabilir. Bazen insan dayanamıyordu ve o arkadaşımızı kaybettiğimizde direkt aklıma o geldi. Nöbet çıkışında yani 35-40 saat uyumadan arabaya bindiğimde çok uyuyakaldığım oldu. Asistan hekimlik sorunlarının bütün dünyada olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu işin iki tarafı var. Birincisi eğitim tarafı, yani bir eğitim almanız gerekiyor. Aynı zamanda da hizmet üretmeniz gerekiyor. Yani hasta bakımından da sorumlusunuz. Dolayısıyla bunun ikisinin çok iyi dengelenmesi gerekir ve bu her zaman için mümkün değil. Türkiye'de de mümkün değil, İngiltere'de de mümkün değil. Fark ne? İngiltere'de kurallar ve çerçeveler daha belirgin. Ve eğer bu çerçevelerin dışına çıkılırsa o zaman hakikaten sesinizi yükseltip bundan memnun olmadığınızı dile getirme şansınız var. Yani cerrahi zaten stresli bir branş. Bu stresin de getirdiği bir Türkiye'de aşırı bir hiyerarşi var. Ve bu yani mobbinge de yol açabiliyor. Bu şekilde intihar eden arkadaşlarımız da oldu. Burada kesinlikle yani hani ses yükselmesini bırakın. Yani herhangi bir kötü söz hiçbir şey duymanız mümkün değil. Acil serviste kavganın çıkıp bizim hekimler olarak ya da diğer sağlık çalışanlar olarak kendimizi o doktor odasına kitleyişimizdi yani. Benim için kırılma noktası oydu. Çünkü ben de yani hayatımda herhangi bir kavga vesaire yaşamamıştım. Karakola gitmemiştim. Yani muayene odamız darmadağın oldu. Güvenlik görevlisi arkadaşım da ciddi bir şekilde darp edildi. O haberlerde gördüğüm şeyin, o şiddete maruz kalan hekimlerin, ölen vefat eden hekimlerin, hani o an sizin de o olabileceğinizi düşünmek, onun o kadar yakın olması, o travma gerçekten hani benim için tekrar ne yapıyorum, ne için yapıyorum, başka ne yapabilirim mi sorgulamama sebep oldu açıkçası. Artık özellikle genç hekimler
kendileri için bir gelecek göremiyorlar Türkiye'de. Dolayısıyla bundan 10 yıl önce bir yıl içinde 59 Ekim İHAL belgesi için başvururken 2021 yılı içinde 1246'ya ulaşmış 11 ayda İHAL belgesi başvurusu yapan hekim sayısı. Mesleğini uygularken etik ilkelere uygun tutum almış olmak, herhangi bir uygulama hatası, eksiği, özen eksikliği gerçekleştirmemiş olmak anlamına geliyor İHAL belgesi. 10 yıl içinde İHAL belgesi isteyen hekimlerin 3000'i, yani 3'te 2'si bu son 3 yıl içinde İHAL belgesi talep etmişler. Bu gerçekten çok can yakıcı. Türkiye'de sistemin yükünün büyük çoğunluğu doktorların üzerinde. İngiltere'de ise bu daha çok sistemin üzerinde. İngiltere'deki sağlık sistemi aynı Türkiye'deki eski SSK'ya benzer. Dolayısıyla bekleme süreleri çok uzundur. İkisinin de tam olarak ideal olduğunu söylemek mümkün değil. Ayda maksimum 5 tane gece nöbeti tutulabiliyor burada. Nöbetin süresi 20 saat. Burada maksimum 12,5 saat nöbet tutuyoruz. Molalarınıza çıkma konusunda, tabii ben bu hastane özelinde konuşabilirim ama çok hassaslar. Çünkü bana şunu demişlerdi, Duygu molana gitmek zorundasın. Çünkü eğer molanı almazsan ya da işte suyunu içmezsen, yemeğini yemezsen doğru karar veremezsin ve bu hastalar için de iyi olmaz. Ben bir nöbet sonrası bir ameliyata kalmak istemiştim. Şefim yani dedi ki kesinlikle kalamazsın. Eğer o ameliyatta bir şey ters giderse bu ameliyat ekibinin içerisinde bir tane nöbet ertesi bir tane hekim kalıyor. Ve hani bu hem sizin için insani değil hem hasta için bu durum insani değil. Haftalık çalışma saatleri 40 saat civarında. Bunun yaklaşık 15 saati 20 saati direkt hasta hizmetiyle geçer. Geri kalan belki bir 4-5 saatini asistan eğitimine ayırırsınız. 4-5 saatini araştırmaya ayırırsınız. Burada siz kendinizi geliştiriyor musunuz bir hekim olarak? Kendinizi güncelliyor musunuz? Sistem bunu destekliyor. Cerrahi alanında çok fazla alet edevat kullanmanız gerekiyor. Mesela bazen Türkiye'de yaşadığımız her cerrah arkadaşım yaşıyordur bunu. Tam ameliyatın en kritik noktasında çok lazım olan bir alet çalışmayabiliyordu. Hani biz bu sıkıntıyı bir şekilde çözüyoruz tabii ki de ama onun stresini yaşamak hakikaten bambaşka bir şey oluyordu. Ama burada kullandığımız aletlerin hepsi en son çıkan model ve hepsi sürekli kontrolden geçiyor. Küçücük bir köyde bile aynı şartlara sahip hastaneler var. Yani insanlar aynı şartlarda muayene olmak için başka şehirlere gitmek zorunda değiller. Tedavi olarak herhangi bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Çok değerli hocalarımız var. Çok güzel bir eğitim veriliyor ve pek çok farklı hastalık tedavi ediliyor Türkiye'de. Çok fazla hasta bakıldığı için de gerçekten özellikle cerrahi anlamda tecrübe çok fazla. Yani temel farklılık burada bir hastaya ayırabileceğiniz sürenin çok daha fazla olması. Burada yaklaşık bir hastanın muayenesi sadece 20 dakika sürüyor. Şu anda randevular Türkiye'de yani 5 dakikaya düşmüş durumda. Yani bir insanla zaten tanışmanız birkaç dakika sürüyor. Bazen poliklinik yaparken 15 hasta geldiği zaman burada çalışan arkadaşlar ya bugün çok hasta geldi diyebiliyorlar ki biz 80-90 hastayı görürken. Neden Almanya? Nasıl gidebiliriz? Hangi sınavları geçmemiz gerekiyor? Hangi dil kursu daha iyi olur? Hangi konuda, hangi öğretmeni önerirsine kadar? Hemen her gün neredeyse soru alıyorum. Bu son zamanlarda bence maalesef daha da artmış durumda. Düzenini orada kurmuş, iş yeri sabit, işte çocuğu olmuş. Aslına bakarsanız o zor, sıkıntılı zamanları Türkiye'de de aşmış. Hani artık keyifli zamanını yaşayabilecek arkadaşlarım bile her şeyi bırakıp Almanca kursunu başlamaya karar veriyorlar. Ülke adına çok acı olduğunu düşünüyorum. Farklı bir ülkede sıfırdan başlamak kimsenin hayal ettiği bir şey değil. Tekrar kendini ispatlamak zorlu bir süreç. O yüzden kimse hızlı bir şekilde ben bir de orayı deneyeyim demiyor aslında. Ama çok zorlanıyorsunuz eğer yaptığınız işte bu sefer düşünmeye başlıyorsunuz ve benim gördüğümde şu an hekim arkadaşlarım gerçekten çok zorlandı. Türkiye'den İngiltere'ye doktor olarak gelip çalışmak için bir tıp denkliği almak gerekiyor. Bir uzmanlığınız varsa bu uzmanlığınız geçerli değil. O apayrı bir süreç. Uzmanlığınız tanınabiliyor Almanya'da. Öyle bir fark var Amerika veya İngiltere, Avustralya ya da Kanada'ya
gitmekle ilgili. Bu da Almanya'ya gelen hekimler için bir avantaj. Beni özellikle hekimlikte en çok zorlayan şey ilk başta dildi. Çünkü tabii ki her dilin kendine özgü bir ifadeleri var, deyimleri var, tabir edişi var yani o durumun, özellikle hastanede. Bu süreç benim için veya başka birisi için kolay bir süreç değil öncelikle. Motivasyonunuzun çok sağlam olması gerekiyor. Çok güzel şartlar var, çok rahatız, çok mutluyuz, mükemmel her şey. İşte burası da bizi zaten bekliyordu gibi bir şey yok. Tabii ki de burada zorluklar var ama yine olsa yine aynı kararı verip yine aynı zorlukları çekerek yine bu hayatı yaşamaya çalışırız. Çünkü avantajları çok daha fazla.